Seben ve Serin, hoş geldiniz. Erişilebilir her şey olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, istihdam, sosyal hayata katılımı için mekanları, etkinlikleri, kurumları erişilebilir hale getiriyorsunuz. Seben ve Serim, önce sizi tebrik ediyorum bundan dolayı. Kendinizi anlatır mısınız? Önce biraz betimler misiniz? Kendi hikayenizi sonra anlatır mısınız rica etsem? Tabii ki Cüneyt Bey. Ben Seben, 30'larında beyaz tenli, saçları çene hizasında kıvırcık bir kadınım. Üstümde gri tava rengi bir yelek var. İçimde gri bir tişört. Ben Selim. Yuvarlak kelebeğim var. Omuz hizamda kıvırcık saçlarım var. Beyaz tenli bir erkeğim. Evet, hikayeniz nasıl başladı? Tam olarak ne yapıyorsunuz? Bizim hikayemiz aslında Selim, ben ve burada olmayan diğer kurucumuz Halen'in üniversitede tanışmasıyla başladı. Biz engellenen bireyler olduğumuz için değil, aslında aynı müzikleri dinlemekten hoşlandığımız, aynı yerlere gitmekten hoşlandığımız için arkadaş olduk. Fakat fark ettik ki hala tekerlekli sandalye kullanması ve Selim bir amatör de buldu. Selim'in müzik yaptığı yerlere hala bir şekilde gelinmiyor. Ve bunun aslında engellenen bireylerin sosyal hayata bağımsız katılımının ciddi de etkilediğini gördük. Ve bunun tek çözümünün de erişilebilirlik olduğunu inandığımız için erişilebilir her şeyi kurduk. Erişilebilir her şey ne yapıyor dersin? Erişilebilir her şeyin içinde hem erişilebilirlik alanında akademik olarak uzman olan hem de kendi bedenlerinde engellilik durumlarını, farklı engellilik durumlarını deneyimleyen 6 eğitmen var. Bu uzmanlarla biz aklında gelebilecek her türlü kurum, kuruluş veya bir markaya erişilebilirlik üzerine mentorluk veriyoruz. Ve erişilebilirliği aslında üçe ayırıyoruz. Erişilebilirlik ne? Şunu soracaktım. Eğitimlere katılanlardan nasıl dönüş alıyorsunuz? Eğitimlere katılanlardan nasıl dönüş alıyoruz? Birincisi insanların bilmediği bir alan. Yani insanlar işte engelli mi, engellenen mi demek lazım. Ya da kör bir bireyle iş arkadaşı olduğumuzda nelere dikkat edeceğiz? Belki kör bir bireye eşlik etmemiz gerektiğinde nasıl yürüyecek gibi hiç bilmedikleri konularda eğitimlerimiz sayesinde bilgi sahibi oluyorlar. Aslında insanlar bir araya gelemiyor. Yani engellenen bireylerle toplu bir araya gelmiyor. Belki korkuyor, belki başka sebeplerden. Biz kurumlardaki çalışanlarla aslında deneyim paylaşıyoruz. Aslında birlikte zaman geçiriyoruz. En önemli nokta da bu. Zaman geçirip aslında onlara deneyim yaşatıyoruz. Bizden de yaşamanın deneyimini verdiğimizi aslında farkımızın olmadığını anlıyorlar. Daha çok eğitimlerimizle tanıştığımızda böyle bir dünya mı var? Ben niye kasılıyormuşum ki? Gayet biziz ve aslında aynı dünyanın, yani Stanley Lep'in dediği gibi aynı evrenin altında yaşıyoruz. Sadece farklı bedenlere sahibiz. Bunu aslında eğitimlerimizden çıktıklarım böyle insanlarda genelde tepki bu şekilde oluyor. Ve aslında şunu da fark ediyorlar Cüneyt Bey. Fiziksel
içeriksel ve iletişimsel anlamda erişilebilirliği sağladığımız an aslında herkesin eşit şekilde istihdam edilebildiğini, eşit şekilde herhangi bir kurumun verdiği hizmetten yararlanabildiğini görüyorlar ve diyorlar ki bizim hizmetimizi ya da ürünümüzü erişilebilir kılmayarak kaçırdığımız büyük bir kitle var ve onlara ulaşamıyoruz. Bunu dedikten sonra da zaten erişilebilir olmak yönünde harika bir dönüşüm sürecine başlıyoruz kurumlarda ve gerek dillerindeki sözcüklerden bir masanın yüksekliğine kadar çok farklı alanlarda erişilebilirlik dönüşümünü sağladığımız bir süreçten geçiyoruz aslında. Evet. Şunu merak ediyorum. Diğer katılımcılara da sordum. Hayaliniz ne? Müthiş bir işe imza atmışsınız. Mesela gelecekte neleri yapmayı hedefliyorsunuz? Başka projeleriniz var mı? Biz aslında yola çıkarken bize gerek duyulmayan bir dünyayı hayal ettik. 20 yıl sonra erişebilir her şeye kendini imha etsin de erişebilir her şeye gerek kalmayan erişebilir bir dünya eşit şekilde yaşayalım. Bu vizyonla yola çıktık aslında. Kendimizi imha etmek istiyoruz. Bu yolda da bir enstitü olmak en büyük hedefimiz. Çünkü enstitü olup orada hem fiziksel araçlarla ilgili, hem dijitalde sosyal medya, internet siteleri gibi bütün mecraların erişilebilirliğiyle ilgili Ar-Ge çalışmaları yapmak, kural koyucularla birlikte hareket etmek, kurallar koymak ve aynı zamanda aslında en büyük hedeflerimizden biri de toplumu bilinçlendirmek, toplumu bu enstitü sayesinde dönüştürmek, en çok da engellenen bireylerin ailelerini aslında işin içine dahil ederek onların bu konudaki dönüşümünü sağlamak aslında en büyük hedeflerimizden. Yani bir yandan toplumu ve toplumdaki mekanizmaları engellenen bireyler için erişilebilir kılarken bir yandan da istiyoruz ki engellenen bireyler de toplumda bağımsızca yaşamayı öğrensinler. Bu özgüvene sahip olsunlar. Sokağa çıksınlar. Müthişsiniz. Sevgili Seben ve Serim, çok çok tebrik ederim sizi. Çok teşekkür ederim yayına da katıldığınız için. Sağ olun. Biz çok teşekkür ederiz yayına.